Sabah savcılığa gitmiştim zaten. Beni buraya niye getirdiniz? Savcılık tutuklama talebinde bulunduğu için hakim önüne çıkmanız gerekiyor. Yani hakim kabul ederse beni hapse mi atacaklar? Maalesef. Ömer gelmedi. Niye gelmedi? O gelmeyecek mi? Ben Ömer'siz mi gireceğim? Sakin olun. Yolda dur. Elif Uzun! Geçelim içeriye. Buyurun. Memur Bey, biraz acele edelim lütfen. Hakim kararını vermeden dosyayı yetiştirmemiz lazım. Tamam, tamam. Siz burada bekleyin. Mağdur Melek Uzun'un ifadesi ve kanıtlar ışığında Elif Uzun'un tutuklu olarak yargılanmasına. Ay bir şey yapın, ne biçim avukatsınız? Daha her şey bitmiş değil. Nasıl bitmiş değil? Tutuklu yargılanmasına falan diyor. Bir saniye dur kızım. Şimdi yaz. Mağdur Melek Uzun ifadesini değiştirip sanığın masum olduğunu belirttiği için tutuklama kararı feshedilmiş ve sanığın tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasına karar verilmiştir. Elif, belgeyi yetiştirebildin mi? Suçsuzluğun anlaşıldı değil mi hayatım? Çok geçmiş olsun. Sağ olun. Ta başından beri senden hiç şüphe etmemeliydim İthar. Bütün dünya senden şüphe etse de, her şey aksini gösterse de ben sana inanmalıydım ya. Çok özür dilerim İthar. Sabah aradım ben avukatı ama ulaşamadım telefonla. Siz savcılıkta olduğunuz için telefonunu kapatmış. Ben de hemen karakola koşturdum. Böyle sen bir saniye daha fazla orada kalma diye. O kız evde mi? O kız? Melek mi? İfadeden sonra eve bırakmıştım onu. Macide teyze başlarında duracaktı. Ben Melek'le aynı evde durmam artık. Hayatım, suçun büyüğü Melek de değil. Suçun büyüğü anneannesinde. O tembihlemiş yapması için. Aklı sıra işte seni hapse attırıp kızının intikamını alacak. Melek'i de buna alet etmiş. Ben Melek'le aynı evde durmam dedim Ömer. Hayatım bak şimdi anlıyorum, çok sinirlisin sen. Hele şöyle aradan birkaç gün geçsin, biraz sakinleşelim. Melek de çok pişman. Her şey düzelecek, emin olabilirsin gerçekten. Ömer anlatamıyorum galiba. Ben Melek'le aynı evde durmayacağım. Melek o evin içinde olduğu sürece beni yok bil. Çok özledim. Ay geçmiş olsun Elif'cim ya. Allah bir daha düşürmesin seni oralara inşallah. Teşekkür ederim Macide teyze. Kızım. Gel annem. Korktum. Aşkım korkma, buradayım ben. Hoş geldin Elif ablacığım. Anne matematik sınavından 5 aldım. Aferin. Örgün resmi çok beğendi anne. Ah, ben de göreceğim o resmi. Anne akşam senden yatabilir miyim? Allah aşkına çocuklar ya. Annenizi sık boğaz etmeyin de biraz nefes alsın ne olur. Ya bundan sonra anneniz artık hep sizinle nasıl olsa. Hadi siz gelin önce yemeğinizi yiyin. Hadi Marşı teyze yedin. Hadi hadi hadi. Hadi yemeğe koş. Kim gel gel gel. Hayatım ben sana şöyle güzel bir kahve yapayım mı? Yok. Ben duş alacağım. Şu nezarethanenin kokusu çıksın üstümden. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.